Sevgili öğrenciler, burada hava kirleticiler üzerinde duracağız. Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin normalin üzerinde miktarı ve yoğunluğa ulaşmasına hava kirliliği denir. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucunda meydana getiren üretim, tüketim akli sırasında ortaya çıkan atıklara hava tabakasını kirleterek yeryüzündeki canlı hayatını ne yapacak? Olumsuz etkilemektedir. Hava kirleticilerin başında azot oksitler, karbondioksit ve kükürt oksitler gelir. Ve hava kirleticiler genelde arkadaşlar ciğer ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olur. Azot oksitler üzerinde duracağız burada sevgili öğrenciler. Atmosferde bulunan azot yüksek sıcaklıklarda oksijenle reaksiyona girerek ve NO2 gibi azot oksitleri oluşturur. Kirliliğe neden olan azot oksitler evet NOx şeklinde gösterilir. NO suda çözülmez. Neden? Çünkü bu nedir sevgili öğrenciler? Bir nötr oksittir. NO2 ise asit oksittir ve oluşumuna neden olur. Kısacası NO, NO2'yi oluşturarak asit yağmurlarına neden olurdu. NO2 de suyla reaksiyona girerek HNO3 oluşumuna yani asit yağmurlarına neden olur. Sevgili öğrenciler, burada NOx'ler yağmur suyuyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olur. İnsan sağlığı üzerinde solunum problemlerine, baş ağrılarına, kronik akciğer hastalıklarına ve gözlerine tahrişe, iltihap kaybı, dişlerde aşınmaya neden olabilir. Azot oksitler küresel ısınmaya neden olan ozon gazı oluşumunu artırdığı için unutmuyoruz sera gazıdır. Ve en önemli faktörlerden birisi sorularda eğer NOx görüyorsak ilk aklımıza gelecek olan kısım nedir burada? Asit yağmurları olacaktır. Bunu da unutmayalım. Sevgili öğrenciler, hava kirleticilerin başında gelen gazlardan biri ise karbondioksit gazı. Atmosferde karbondioksit miktarının artmasına neden olan etkenler ise otomobiller, uçaklar, enerji santralleri, benzin ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılması. Birim alanda karbondioksit miktarı bakın 0.05'in altındaki hava herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Ama karbondioksit yoğunluğu %5-10 arasında olan hava toksiktir. Yani birkaç dakika içerisinde sizi ne yapabilir? Öldürebilir. Hemen burada sevgili öğrenciler uyarılara bakmak istiyoruz. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinden birinci dereceden sorumlu olan sera gazıdır. Karbondioksit unutmuyorsunuz. Hatta aynı zamanda da çokça karşımıza çıkacaktır. İyi günler sevgili öğrenciler. Kükürt oksitler üzerinde duracağız. Bileşiminde kükürt bulunduran yakıtların yanma sonucunda SO2 oluşur. SO2 NO2 ile tepkimeye girerek SO3 ve NO gazını açığa çıkarır. SO3 atmosferdeki su buharıyla reaksiyona girerek nedir? Asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları daha çok metal yüzeyler bilindiği gibi mermer, sıva, yapı malzemeleri, bitki örtüsü, evet ormanların zarar görmesi, insanlarda akciğer ve deri hastalıklarına, tatlı su kaynaklarının kirlenmesine, tarih eserinize aşılmasına neden olacaktır. Sevgili öğrenciler, burada sera etkisi üzerine duracağız. Güneşten gelen ışın veya ışıklar atmosferden filtrelenerek geçer ve yer küreyi ısıtır. Yer küredeki ısı kaybı da atmosfer tarafından engellenir. Atmosferin ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera etkisi denir. Sera gazları hemen bir yere mutlaka not almalıyız bunu. Kimdir? Su buharı, karbondioksit, metan, azot oksitler, ozon ve kloroflorokarbonlar ve bazı kimyasallar içerir. Sevgili öğrenciler, atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon gazının oluşturduğu tabaka ise ozonosfer tabakasıdır. Dünyayı mor ötesi, ultraviyole gibi ışınlar, zararlı ışınlardan koruyarak bir kalkan görevi görür. Tamamen dünyamızın yani gezegenimizin bir tane korumacı askeri olarak da düşünebilirsiniz. Klima sistemlerinde, buzdolaplarında soğutucu gaz olarak kloroflorokarbonlar kullanılıyor. Ve bunlar ozon tabakası inceltici etkileri vardır.
ısı yalıtımında kullanılan köpükler, aerosol, deodorant, parfüm, saç spreyleri, kutularında kullanılan itici gazlar, yangın söndürücülerde kullanılan kimyasallar, tarımda böcek ilacı olarak kullanılan metil bromür gibi kimyasallar zarar veren aynı zamanda maddelerin başında yer alır. Şimdi burada bir uyarımız var. Bir bakalım isterseniz. Zararlı kimyasallar kullanılmadığı takdirde ozon tabakası kendini yenilebilir. Hatta korona zamanında ozon tabakası ya da çevredeki birçok yenilikleri görmüşsünüzdür. Birçok ülke ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımını durdurmuştur. Sevgili öğrenciler, burada su ve toprak kirleticileri üzerine duracağız. En başında kim geliyor? Plastikler geliyor. Plastikler nedir? Bilindiği gibi kolay, hafif, esnek, kolay şekil verilebilir. Aşınmaya karşı dayanıklı, yaklaşık olarak ömrü 1000 yıla kadar sürüyor. Dikkat ederseniz ısı ve elektrik yalıtkanına sahip malzemelerdir. Mutfak malzemesi, masa, sandalye, bardak gibi birçok malzeme plastik nedir? İçermektedir. Plastikler doğada çok uzun süre bozulmamaktadır. Az önce bahsetmişti, 1000 yılda kaybolmaktadır. Yani yaklaşık olarak bizim ortalama bir insan ömrünün kaç katı diye düşünebilirsiniz. Plastik üretiminde kullanılan bazı kimyasallar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Okyanus ve denizlerde karışan plastikler deniz canlıları için tehlike oluşturuyordu. Dünya petrol üretiminin yaklaşık %4'ü plastik üretmek için ham madde olarak kullanmaktadır. Kısacası petrolden elde edilmektedir. Sevgili öğrenciler, burada deterjanlar üzerine duracağız. Deterjanların ham maddesi dikkat ederseniz petrolden elde ediliyor. Yapısında birçok katkı maddesi içeren temizlik maddesidir. Hatta yapısında bulunan benzen halkası tarafından mikroorganizmalar tarafından parçalanamadığı için zaten çevre sorunlarına neden olmaktadır. Toksik etkilerinin yanı sıra yapılarında bulunan fosfatlar nedeniyle sudaki canlıların hayatı olumsuz etkiliyor. Fosfatlar yosunların anormal olarak büyüme ve çoğalmasına yol açarak çevre kirliliğine neden oluyor. Sevgili öğrenciler, burada su ve toprak kirleticilerinin diğer bir başlığı ise organik sıvılar üzerinde kullanacağız. Sanayide, yani endüstride kullanılan organik sıvılar petrol, aseton, karbon tetraklorür, benzen, etil alkol, asetik asit gibi kimyasal maddelere örnek verebiliriz. Ve bunlar endüstri alanlarda kullanılan organik sıvılar bir şekilde suya ve toprağa karışarak çevreyi kirletmektedir. Ve büyük bir çevre sorununa neden olmaktadır. Sevgili öğrenciler, burada su ve toprak kirleticilerin başına gelen ağır metaller üzerinde duracağız. Atom ağırlıkları ve yoğunlukları yüksek kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, civa ve çinko gibi metaller ağır metal olarak adlandırılır. Özellikle madencilik endüstrisinde kullanılan kimyasallar toprakta bulunan ağır metallerin çözülmesine neden olur. Toprakta çözülen ağır metaller yeraltı sularına, bitkilerin yapısına girer ve canlılara ve çevreye büyük zararlar verir. Sevgili öğrenciler, burada ise diğer bir çevre sorunumuz, su ve toprak kirleticilerin başına gelen piller üzerinde duracağız. Günlük hayatta kullandığımız pek çok elektronik cihaz neyle çalışıyordur? Tabii ki pille çalışıyor. Kimyasal pilin türüne göre değişiyor. Pillerde genelde bakın kadmiyum, kurşun, civa, nikel, ağır metaller yanında lityum ve elektrot kimyasalları içeriyor. Toprağa atılan pillerin içerisinde ağır metaller toprağa sızar, buradan içme sularına karışır. Ömrü tükenmiş piller özel pil toplama kutularına ne yaptır? Atılmalıdır. Bunu da unutmuyoruz. Sevgili öğrenciler, su ve toprak kirleticilerden biri olan endüstriyel atıklar üzerinde duracağız. Petrol rafinerileri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları gibi yerlerde çok sayıda endüstriyel atık üretilir. Bunlar toprağa ya da suya karışarak büyük bir çevre sorununa neden olur. Bu atıklar arıtılmadığından çevre ve canlı sağlığı açısından tehlike oluşturur. Sevgili öğrenciler, çevreye zarar veren kimyasal kirleticinin etkilerinin azaltılması için alınması gereken tedbirler. Bunları tekrar tekrar okumamız gerekiyor. Hava kirliliğine neden olan fosil yakıtları kullanımı azaltılmalı,
yenilebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Tarımda topraklar aşırı ve bilinçsizde gübrelenmemelidir. Kanalizasyon suları fabrika atıkları arıtılarak sulama sularına karıştırılmamalıdır. Evsel ve endüstriyel atıkların toprak veya suya atılması önlenmemelidir. Su ve toprak kirliliği oluşturan plastikler ve su plastikler su ve toprağa atılmamalı, toplanarak geri dönüşüme kazandırmalıdır. Piller çöplere atılmamalı, unutmayınız. Ayrı kutularda toplanarak geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Fabrikalarda çıkan baca gazlarına filtre edilmelidir. Planlı yapılaşma sağlanmalıdır. Ormanlar korunmalı, yeşil alanlar artırılmalıdır. Yani yeni etkin mikroorganizmalar üretimi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Endüstriyel kuruluşların çevre ile ilgili yasalara uyması sağlanmalıdır. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.